Ünlü komedyen Beyazıt Öztürk'ün sunduğu Beyaz Şov adlı eğlence programında her hafta konuklara helyum gazıyla şarkı söyletiliyor. Birçok kişi helyum gazının ne olduğunu pek bilmese de ekran karşısında eğlenceli dakikalar yaşıyor. Aman, aman her şeyi, aman! Sen de kalpleri, aman! Evet arkadaşlar, sen hayat, hayat sendir. Şenol Yıldız, Zonguldak'ta bir ilköğretim okulunda fen bilimleri öğretmeni olarak görev yapıyor. İlk görev yeri Bolu'da bilimsel proje çalışmalarına başlayan Yıldız, farklı projeler geliştirerek öğrencilerin bilime ve fene ilgi duyması için çalışmalarda bulunuyor. Hani bir filmde ne oluyor arkadaşlar? Bir saniyede 24 tane fotoğraf akıyor değil mi? Biz o 24 tane fotoğraf aktığı için sinemayı hareketli görüyoruz. Aslında aynı mantık, bunun adı praksinoskop diye geçiyor. Çin atasözü der ki, duyarsam unuturum, görürsem hatırlarım, yaparsam unutmam. Bizim çıkış noktamız bu olmuştu. İlk bu çalışmalarımız Bolu Göynük ilçesinde başlamıştı. Orada işte bilim merkezi deney setleri satın almaya başlamıştık. Esnaf yardımıyla bir kısmı yaptırmaya başlamıştık. Ve tematik bilim şenlikleri yapmıştık. 3 proje geliştirdik biz fenle ilgili, bu bilimle ilgili. Birincisi Keşfediyorum, Eğleniyorum projesi ve tematik bilim şenlikleriydi. Sonra Ereğli'ye geldik, Zonguldak'a tayinimiz çıktı. Burada bu tematik bilim şenliklerine devam ettik. Ve ikinci projemizde yine bilimi sevdirmek adına yaptığımız proje, okulun bilim merkezi oluyor diye bir projeydi. Şenol Yıldız, bilime dokunuyorum, eğleniyorum, öğreniyorum. Okulun bilim merkezi oluyor gibi projelerden sonra şu anda devam eden Bilim Işığı Sarsın Okulları projesiyle köy köy okulları dolaşıyor. Şimdiye kadar 6 farklı köy okulunda yapılan projelerde 1500'ün üzerinde öğrenciye ulaşmış durumda. Yıldız, projelerin içine sadece öğretmenleri değil, deneyleri iyi şekilde uygulayabilen öğrencileri de katıyor. Hem öğrencilerin medeni cesaretleri artıyor, hem de bilime daha fazla ilgi duymaya başlıyorlar. Öğrenciler ayrıca köy okullarındaki öğrenci arkadaşlarıyla da kaynaşma imkanı buluyorlar. Bunun kütle merkezi yanlarında bulunur. Orada da kütle merkezi yok gördüğünüz gibi. Bunda ise kütle merkezi denen bir şey yok. Diğerinde ise şunda bulunan, rayın sonuna kadar giden neyse kütle merkezi ortada. Kütle merkezi olduğu için eşitlenmiştir ve o sayede rayın sonuna kadar gitmiştir. Burada arkadaşlık ve dayanışma duygusu bize katılıyor burada. Bilgilerimizi paylaşıyoruz, malzemelerimizi paylaşıyoruz. Hani bu birbirimizin arasında paylaşma, dayanışma duygularını arttırıyor. Bize çok, yani çok faydaları oldu. Yani başka okullarda da bizim okulumuzda da sağlanamadığı için kendi imkanlarımızla küçük çapta bazı deneyler yapıyorduk. Ama bu deneyler gerçekten bizim için çok iyi oldu. Çünkü arkadaşlarımız için derste öğrendiğimiz bilgileri uygulamalı aldığımızda her insanın öğrendiği, görerek öğrenmesi daha kolay olur. Ve de bu arkadaşlarım için de, benim için de çok büyük katkıda sağlar. Şenol Yıldız, öğrencilerin bilime olan ilgilerinin düşük olması gerçeğini değiştirmenin hayaliyle farklı projeler geliştirdi. Bilimin aslında hayatın içinde yer aldığını anlatmak için öğrencileriyle birlikte köy köy dolaşmaya başladı. Öğrencilerin bilimi sevmelerine yardımcı oldu. Geniş imkanlara sahip okullarla dar gelirli okulları aynı proje altında buluşturdu. Bunu yaparken arkadaşlık duygusunun gelişmesine ön ayak olarak öğrencilerin paylaşım kültürünü öğrenmesini sağladı. Hem kendi görev yaptığı okullarda hem de ziyaret edilen köy okullarında okuyan öğrencilerin hayatında kocaman bir fark yarattı.